Merhabalar, ben Oktay Özdemir. Bir yayınımıza daha hoş geldiniz. İngiltere mi, Almanya mı? Evet değerli dostlar, bu başlığı iltica eden mülteciler açısından değerlendireceğiz. Bunun birinci, en büyük önemli sebeplerinden bir tanesi şu. Türkiye'de insanlar ülke seçerken dil problemi ve yaşam açısından adapte olma noktasında İngilizce aşinalık sebebiyle İngiltere'yi seçiyorlar. Sonra İngiltere'ye geliyorlar. Bir bakıyorlar ki kazınaya öyle değilmiş. Çünkü neticede siz bir şekilde İngiltere'ye geldiğinizde, iltica ettiğinizde iltica prosedürleri devam ediyor. İngiltere'nin iltica prosedürüyle Almanya'nın iltica prosedürü arasında bir fark yok. Ortalama mantık açısından mülakatlar hemen hemen aynı. Şimdi İngiltere'de ilticadan ret alan birisi, şimdi home office'te işte mülakat oluyorsunuz. Mülakat olduktan sonra mahkeme sonucunu bekliyorsunuz. Yani mülakat sonucunu bekliyorsunuz. Mülakattan ret aldıktan sonra mahkemeye, mahkemeden ret aldıktan sonra üst mahkemeye, üst mahkemeden ret aldıktan sonra eğer yeni gerekçeleriniz varsa yeniden iltica edebilirsiniz. Yeni gerekçeleriniz yoksa çözüm yok. Deport edileceksiniz. Almanya'da ise öyle değil. Almanya'da iltica ediyorsunuz, mülakat alıyorsunuz, mülakattan ret aldınız, üst mahkemeye, mahkemeden ret aldınız, üst mahkemeye gidiyorsunuz, üst mahkemeden ret alınca tekrar yeniden iltica edebiliyorsunuz. Yeni gerekçeleriniz varsa. Ama şöyle bir oran var. Eğer Almanya'da ilticadan ret alırsanız veya alacağınızı düşünüyorsanız 9 ayı Almanya'da tamamladığınız takdirde Ausbildung dediğimiz mesleki eğitim yaparak Almanya'da kalabiliyorsunuz. Çünkü böylelikle Almanya'da kalarak ne oluyor? Mesleki eğitim yaptığınızda ilticadan ret almış olsanız bile Almanya iltica yasası, ikamet yasası 60C24 ve 16G maddesi uyarınca bir kişi ilticadan ret almış olsam bile meslek eğitim yoluyla kalma imkanı var. Yani deport, mahkemeden deport kararı çıksa bile meslek eğitimi yaptığından dolayı deport edilmiyor. Ama diğer taraftan ise İngiltere'de böyle bir imkan yok. Yani siz ret aldığınızda alternatif kalma çözüm yolu yok. Sadece evlilik yoluyla insanlar kalmak için mücadele edip duruyorlar. İşte bunun için burada en önemli sebep, bir ülkeyi tercih ederken o ülkede eğer ilticadan ret alacaksanız ve böyle bir durumda karşı karşıya kalacaksanız dildi, çocuktu vesaire bütün bunları düşüneceğinize önce kendinizi kurtarmaya bakmanız lazım. Hostes uçakta ne diyor? Önce maskeyi kendinize, sonra çocuğunuza takın diyor. Siz kendinizi kurtarmadığınız sürece kendinizi, eşinizi, çocuklarınızı ve ailenizi kurtaramayacaksınız. İşte bu gibi durumlarda, iltica gibi durumlarda karşımızda en önemli seçenek hangi ülkeyi tercih edelim dediğinizde Türkiye'de siyasi nedenlerden dolayı hakkınıza soruşturma, kovuşturma varsa ya da insani nedenlerden dolayı hayatınız ve özgürlüğünüz tehlike risk altındaysa ya da ciddi derecede işkence, insanlık dışı aşağılayıcı bir zulümle karşı karşıya kalacaksanız ve bu yüzden ülkenizde kalamayacaksanız ve mecburen başka bir ülkeye gitmek zorunda kaldığınızda bunları ispat edecek delillere ulaşamadıysanız, henüz elinizde deliller, veriler, kanıtlar, somut gerekçeler yok ama ikna etmekte zorlanıyorsanız ve bunun neticesinde ret alacağınızı da tahmin ediyorsanız veya mülakata belgeleriniz yetişemeyecekse ya da ikna edici delillere ulaşmakta zorluk yaşıyorsunuz, üslubunuz açısından, sunum hikaye yaşanmışlıklar açısından ikna etmiş olsanız bile ret alacaksanız, o zaman ret alsanız bile o ülkede alternatif olarak nasıl kalabilirsiniz buna bakmanız gerekiyor. Maalesef İngiltere alternatif noktada çözüm değil. Avrupa'da bunu araştırdığımda karşıma şu ülkeler çıkıyor. İspanya, İsveç, Finlandiya, Norveç. İspanya, İsveç, Finlandiya, Norveç. Bu dört ülke ilticadan ret verse bile, alsanız bile 6 aylık o ülkede legal olarak kalmayı başardığınız takdirde çalışma yoluyla kalabiliyorsunuz.
Almanya'da ise Ausbildung yaparak kalabiliyorsunuz. Ausbildung için iltica başvurusu yaptıktan ve üzerinden 9 ay geçtikten sonra kalabiliyorsunuz. İşte bu noktada İngiltere mi ya da Avrupa'daki bir ülke mi dediğimizde karşımıza İngiltere bu noktada. Eğer somut gerekçeleriniz yoksa olumlu ülke olarak çıkmıyor. Şimdi bir de bu deniz yoluyla özellikle Avrupa'dan ya da Afrika'dan deniz yoluyla botlarla geçenler noktasında İngiltere ciddi ölümlere karşı ciddi tedbirler almış durumda. Buradan gelenleri kesinlikle hani yani ciddi zorluklar çıkartıyor. Onun için deniz yoluyla yani kaçak göçek geçmeyi ben tavsiye etmiyorum. Eğer hiçbir gerekçeniz yoksa İngiltere'de sadece sürüneceğinizi unutmayınız. Onun için alternatif çözüm olan ülkelere bakınız. Ya da zaten Almanya bu çerçevede yeni bir göç yasası çıkarttı. Yani iltica etmeden legal olarak gelme imkanınız var artık. Yani bu kaçak göçek yola harcayacağınız parayla İngiltere'ye de İsveç'e, Finlandiya, Norveç'e, Fransa'ya, İsviçre'ye, Belçika'ya, Hollanda'ya, Almanya'ya legal olarak gelebilme imkanınız da var. Yani artık bu saydığım ülkelerin içerisinde iltica etmeden en kral şekilde yola kaçakçıya göçekçiye vereceğiniz parayla legal bir danışmanlık alarak, legal vize alarak çalışma yoluyla Almanya'ya gelebilirsiniz. İngiltere'de, Almanya'da ortalama 5 yılda vatandaşlık veriyor. Ama Almanya'da C1 Almanca'yı alırsanız, yani akademik seviyede Almanca'yı öğrenir ve çalışırsanız 3 yılda vatandaşlık veriyor. Vatandaşlığı alın, dediğim gibi atlayın, İngiltere'ye gidin. Bakın şu an ben Londra'dayım. Aldım Alman pasını, vatandaşlığını. Atladım 3-55 dakika sonra Londra'dayım. Nasıl? Size de tavsiye ediyorum. Onun için kaçak göçek gelmeyin. Legal gelmenin yollarına bakın. Legal gelmek istiyorsanız adres Oktay'ı izleyin.